Herkese merhabalar. Bana Anlat kanalına hoş geldiniz. Devam ediyoruz bugünkü videolarımıza. Bunu ayrıca sizinle paylaşmak istiyorum. Yorumlara da bu videonun linkini bırakıyorum. Siz de neler duyduğunuzu lütfen geri dönüp izleyip geri dönüp bana da yazın. Ben bunu defaatle dinledim. Yavaş dinledim, hızlı dinledim. Kanalımızın moderatörlerinden Ayşe Kaskapan'la birlikte dinledik. O da bu cümleyi böyle anladı. Ben de böyle anladım. Sizin nasıl anladığınızı çok merak ediyorum. Şimdi geliyoruz. 8 sene önce 2013 yılında Nezen Germiye'nin cesedi bulunduktan sonra Müge Anlı tekrardan bir yayın yapıyor. Bu yayında Yurdanur da var. İnanılmaz yalan söylüyorlar. Melahat ile Yurdanur su gibi yalan söylüyorlar. O yayını mutlaka bulun izleyin. Ben kısacık bir parçasını yorumlara ekliyorum. Çünkü benim için önemli olan bölümü burası. Evet, Melahat Murat'ın yaptığını ağzından kaçırıyor. O kadar net söylüyor ki. Sizinle aynı şeyi duyacağıma emin olduğum için böyle. Ahmet Taşkın 2013 yılında Müge Anlı'nın ekibine röportaj veriyor. Diyor ki Murat Karaman'ın Nezen'in cesedinin bulunduğu bölgeyi bilme sebebi derseniz. Oraya gidip geliyordu, o asfalt yolu gidip geliyordu. Peki o yolu nasıl biliyordu derseniz, ben bunu da artık söylemek zorunda kalıyorum diyor Ahmet Taşkın. Murat o bölgeye giderdi. Nasıl giderdi? Bir tanıdığı insan vardı. Gönül ilişkisi yaşadığı bir bayan vardı. Onun yanına devamlı gidip gelirdi. Şimdi kalkıp her şeyi ortaya çıktı. Bundan sonra saklayacak bir şey yok diyor. Ahmet Taşkın böyle çok net cümleler söylerdi. Hatta son cümlesi de şöyleydi. Bana Nezen ölmeden önce, öldürülmeden önce, kaçırılmadan önce adı her neyse demişti ki sana söyleyeceğim şeyler var. Bunları bana söyleyemeden gitti dedi. Ahmet Taşkın'ın buradaki rolü nedir bilmiyorum ama ben bu hikayenin içerisinde Ahmet Taşkın'ın sadece kulaktan duyma şeylerle var olduğunu, hikayenin gerçek karakterinin Melahat, Yurdanur ve Murat olduğunu, Ahmet Ağacın da bu işi bildiğini düşünüyorum. Şimdi Murat'ın eşi Yurdanur'a senin haberin var mı böyle bir şeyden diyorlar. Yani senin kocan seni aldatıyor mu Yurdanur diyorlar. Lütfen Yurdanur'un surat ifadesine dikkat edin. Ve söylediği yalanın gerçekten orada nasıl sıkıştığının ve söylemek istemediği bir şeyi böyle kaçındığının derler ya, böyle hani böyle kıpraşıyor diye böyle kıpraşa kıpraşa kaçındığının dikkatinizden kaçmasını istiyorum. Yurdanur diyor ki anlamadım, Murat'ın öyle bir şeysi mi varmış? Murat'ın öyle bir şeysi mi varmış? Biriyle mi ilişkisi mi varmış da söylüyor. Yalan söylüyor. Derken yanında oturan Melahat o zaman niye cesedi oraya getirmiş diyor. O zaman niye cesedi oraya getirmiş diyor. Madem bir ilişkisi varmış, oraya gittiğini herkes biliyormuş. Yani daha düzgün bir yere atsaymış demek istiyor. Ben böyle anladım. O zaman niye cesedi oraya getirmiş diyor. Yurdanur'a. Yanında oturan Yurdanur'a. Yani ne demek bu? Başka bir yere mi götürseymiş Melahat? Hem gönül ilişkisi olduğu bir yere, mimlenmiş bir yere cesedi götürdüğü için Murat'ın yaptığını rahatsız edici mi buldunuz? Ya da elini ağzına neden götürüp bunu söyledin? Kızının katilini arıyorsan bunu Müge Anlı'ya derdin ki Murat o gönül ilişkisi yaşadığı kadının bulunduğu bölgeyi zaten bildiği için mi cesedi oraya götürmüş? Bunu açıklığa kavuşturalım derdin. Hayır, çok art niyetli bir şekilde bunu elini ağzına götürerek söylüyor ve resmen itiraf ediyor. Bu bir itiraftır. Buna inkar ediyor sanki yani. Yani böyle bir aptallığı nasıl yapar gibi bir şey söylüyor. Anlatabildim mi ya? O duyguyla söylüyor. Murat'ın cesedi oraya götürdüğünü Melahat biliyor. Ve buradaki gözden kaçan, Murat'ın gözünden kaçırıp da yaptığı bir hatayı Yurdanur'a eline ağzına götürerek söylüyor. Bu olayın üstünden 8 sene geçmiş. Hiçbir gelişme yok. Melahat galiba sorgulandı. Ama hiçbir cezaya çarp. Nezen Germiyen'le ilgili hiç kimse bir ceza almadı.
Sene 2013, sene 2021. Şu an bu yaptığı hareketten acaba savcı Nezen'in davasını araştıran savcı bu eski kayıtlarla birlikte Nezen'in kaybından sonraki enteresan tavırlar hareketlerle birlikte ailesinin de tekrardan sorguya alınıp bu söyledikleri sözlerin ne manaya geldiklerini sorar mı? Ya da bunları Müge Anlı tekrardan programında tane tane ama bugün çok cagara cugara vardı. Tane tane işlerken bunları Melahat'e sorar mı? Çünkü o zaman içerisinde gözden kaçmış bu. Gözden kaçmış. O zaman niye cesedi oraya getirmiş diyor. Yurdanura, Murat'tan için. Melahat her şeyi biliyor. Bu iki kere iki dört. Neden söylemiyor? Bilmiyorum. Neden artık Yurdanur'la Murat'la görüşmüyor? Niçin aralarına kara kedi girdi? Neden araları bozuldu? Hangisinin menfaati daha çabuk bitti? Bilmiyorum ama bu videoyu izleyip yorumlara linki sabitliyorum. Bu videoyu izleyip lütfen geri dönüp bana siz de ne duyduğunuzu yazın. Ben o zaman niye cesedi oraya götürmüş, getirmiş? Böyle bir şey diyorum. Götürmüş, getirmiş. Orada zaten bir şivede olduğu için tam anlaşılmıyor ama şu kelimeler çok net anlaşıyor. O zaman niye cesedi oraya ya getirmiş diyor ya götürmüş diyor. Yorum sizin. İzleyin ve yorumlara neler duyduğunuzu ve ne anladığınızı, ne mana çıkarttığınızı yazarsanız sevinirim. Sizin ihbarlarınızla oluşturduğumuz yayınlarımıza devam ediyoruz. Instagram Berrak Kelemençe adresine bu konuyla ya da herhangi bir konuyla ilgili yorumlarda ya da böyle video aralarında gördüğünüz size çarpıcı gelen ve bir şeylerin çözülmesine yardımcı olacağını düşündüğünüz her şeyi gönderebilirsiniz. Ve bunları kısa kısa yorum dedektifi bölümünde kısa videolar halinde yayınlayarak herkesin izlemesine ve fikir sahibi olmasını sağlayacağım. Bu önemli ayrıntıyı ve bugünkü iki videomda da yine moderatörüm Ayşe Kaskapan gönderdi. Bunlar çok önemli detaylar. Lütfen siz de izleyip yorumlara yazarsanız sevinirim. Nezen gelmeyenle ilgili çözülemeyecek hiçbir şey yokmuş gibi gözüküyor. Buradan bakılınca. 2013 yılında ne oldu bilinmez ama bu tarihlerde, günümüzde, bugünlerde Lütfiye'nin cinayetiyle, kaybıyla birleştirilir birleştirilmez artık. Ama Nezen gelmeyenin cinayeti bence aydınlanır. Bu kadar delille böyle karartılması hak değil, reva değil. Umarım gün yüzüne çıkar. Hepinizin duasının öyle olduğunu düşünüyorum. Ben de bu yönde düşünüyorum. Umarım Nezen gelmeyenle ilgili ve cinayetin çözülmesiyle ilgili. Çorbada bizim de tuzumuz olur. Siz de gördüğünüz, bildiğiniz, duyduğunuz ne varsa Berrak Kelemençe Instagram hesabına gönderirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.